İnsanoğlu 200 bin yıldır dünya üzerinde yaşıyor ve bir şekilde hayatımızı devam ettirmeyi becerdik. Akupunkturla, fitoterapiyle, doğayla, enerjiyle neyse ne. Ama soyumuzu devam ettirdik. Sağlığımızı korumaya başardık. Oysa ki bugün kimyasal tıbbın uyguladığı molekülleri hepi topu %99'unu 40-50 senedir bilemediniz 60-70 senedir kullanıyoruz. Yani iki jenerasyon kullandığınız. Gelecek iki jenerasyonda ne olacağını bilmiyoruz. Bugün bu kadar yoğun antibiyotik kullanımının yarın mikrobiyotamızı bahvettiği için, probiyotiklerimizi yok ettiği için biz de nelere yol açacağını bilemiyoruz. Beslenmeyi tamamen es geçiyoruz modern tıp evet. ekoli olarak. Evet. Hiçbir şekilde beslenme anlatmıyoruz doktorlara. Hı hı, çok Hastalarımıza beslenme önermiyoruz. Hangi hastalıkta ne yemesi gerekir, ne yememesi gerekir bilmiyoruz, söylemiyoruz. Bunun sonucunun ne olacağını farkında değiliz. GDO'lu ürünler kullanıyoruz. Söylemek istediğim şu. Biz alternatif falan değiliz. Biz zaten insanoğlunun yüz binlerce yıldır kullandığı tedavileri modern usullere uyarlamaya çalışarak gayret hı hı. ediyoruz. Asıl alternatif olan kimyasal tıp. Çünkü bugün kullandığımız ilaçların 50 yıl sonra ne yapacağını bilemiyoruz. Soyumuzu mu kurutacaklar, evet. gerçekten bizi kurtaracaklar mı bilmiyoruz. Asıl izaha muhtaç olan, ispata muhtaç olan, kanıta dayalı olması gereken kimyasal tıp sektörüdür. Çünkü işte onun da en önemli sonucu faz 3, faz 4 yapıyor ama bir süre sonra pardon bu öldürüyormuş diyor. Pardon bu karaciğeri iflas ettirmiş evet. diyor. İlaçlar da masum değil. Tam tersine çok ciddi yan etkileri sahip.